2023 yılı Türk savunma sanayi için pek çok silah sisteminin teslimatının yapılacağı çok kritik bir yıl olarak ön plana çıkıyor. Her sene onlarca farklı yerli sistemi envantere kazandıran savunma sanayi şirketlerimizin 75 adet en büyük projesi 2023 yılında envantere alınacak ve bu yıl bizler için gerçekten heyecan verici geçecek. Bu videomuzda 2023 yılı bitmeden envantere girecek tam 75 farklı dev projeden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Lentatec Kargı Dolanan Mühimmat. Türk savunma sanayi tarafından geliştirilen milli kamikaze insansız hava aracı olan Kargı, İsrail yapımı Harpi ve Haroplara yerli bir alternatif olarak geliştirildi. Roket motoruyla fırlatılan ve üzerindeki radyo frekans arayıcı başlıkla hedefini bulabilen Lentatec Kargı Dolanan Mühimmat'ın bu sene envantere girmesi ve 500 km civarında menzile sahip olması bekleniyor. 2. TCG Anadolu. Türkiye'nin yerli ve milli amfibi hücum gemisi TCG Anadolu aslında deniz kuvvetlerine teslim edildi. Ancak resmi envanter kaydı henüz yapılmadı. Savunma Sanayi Başkanlığı, TCG Anadolu gemisinde eğitimlerin başladığı ve eğitimlerin birkaç hafta içerisinde tamamlanmasına müteakip envanter kaydının yapılacağını açıkladı. 3. TCG Piri Reis Denizaltısı. Türkiye'nin milli denizaltı projesi olan Reis sınıfının ilk gemisi olan TCG Piri Reis 2023 yılı bitmeden envantere giriyor. Havadan bağımsız tahrik sistemi, gelişmiş silah ve sensörleriyle modern bir denizaltı olan TCG Piri Reis'in ardından her sene bir adet Reis sınıfı denizaltı envantere girecek. 4. TCG İstanbul. Yerli ve milli fırkateyn projemiz olan İstif sınıfı gemilerin ilki olan TCG İstanbul projesi 2023 yılı tamamlanmadan envantere girecek. Hava savunma, denizaltı savunma, su üstü harbi ve elektronik harp yeteneklerine sahip olan TCG İstanbul aynı zamanda pek çok yerli teknolojinin de ilk kez kullanımına vesile olacak. 5. Aselsan Koral 2. Koral 2 elektronik harp sistemi, Türkiye'nin milli kaynaklarla geliştirdiği Koral platformunun geliştirilmiş yeni versiyonu. Aselsan tarafından üretilen düşman radarlarını tespit edip bozup kandırabilme kabiliyetiyle ön plana çıkan Koral 2, düşmana ait tüm elektronik iletişimi de köreltme imkanını Türk ordusuna sunacak. 6. Ulak Sida. Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı olan Ulak Sida, Ares Tersanesi ve Meteksan tarafından geliştirildi. Roketsan'ın Cirit ve L-UMTAS füzeleriyle donatılan farklı faydalı yük kabiliyetlerini de sunan Ulak Sida, düşman deniz sistemlerini baskı altına almak ve imha etmek için tasarlandı. 7. Dearsan Salvo Sida. Milli insansız deniz aracı projelerimizden bir tanesi de Dearsan Salvo. Dearsan Tersanesi tarafından geliştirilen yapay zeka sistemiyle uzun süre görev yapabilen keşif, gözetleme, istihbarat, mayın avlama, su üstü harbi gibi görevlerde kullanılabilecek Salvo Sida'nın bu sene envantere girmesi bekleniyor. 8. Marlin Sida. Türkiye'nin milli insansız deniz aracı projelerinden bir diğeri ise Marlin. Aselsan ve Sefine Tersanesi tarafından geliştirilen Marlin, elektrikli, sessiz ve gizli hareket edebilen bir Sida. Keşif, gözetleme, istihbarat, mayın avlama, su üstü harbi gibi görevlerde kullanılabilecek olan Marlin'in de bu sene envantere girmesi bekleniyor. 9. Mir Sida. Türkiye'nin Sida projelerinden bir diğeri de Savunma Sanayi Başkanı öncülüğünde geliştirilen Mir. İnsansız deniz aracı, esnek görevlendirme, çok çeşitli algılayıcı ve haberleşme, İHA ve SİHA'larla haberleşme, yüksek sürat ve manevra yetenekleri, deniz harbinin çok farklı türlerinde silah olarak görevlendirilebilme, müttefik komuta merkeziyle ortak çalışabilme gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor. 10. Gökdoğan Füzesi. Türkiye'nin milli hava füzelerinden Gökdoğan, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. Aktif radar güdüm sistemiyle hedefi takip edebilen, 100 km menziliyle uzun mesafe hava çatışmalarında kullanılabilecek olan Gökdoğan füzesinin F-16, Hürjet ve milli muharip uçaklara entegre edilmesi ayrıca
Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızıl Elma'ya da takılması bekleniyor. 11. Bozdoğan füzesi. Türkiye'nin milli görüş içi hava füzesi olan Bozdoğan yine TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. Kızılötesi arayıcı başlıkla hedefini takip edebilen, yakın menzilli hava çatışmalarında kullanılan Bozdoğan füzesinin F-16, Hürjet ve Milli Muharip Uçak platformlarında kullanılması bekleniyor. 12. Kara Atmaca Füzesi. Türkiye'nin milli, karadan ateşlenen seyir füzesi Kara Atmaca, Roketsan tarafından geliştirildi. Aktif radar güdüm sistemiyle hedefini bulan uzun menzilli, su üstü harbi ve kara hedeflerini vurma görevlerinde kullanılabilecek olan Kara Atmaca, aynı zamanda Türkiye'nin bu alandaki ilk projesi. 13. Barbaros Kıyı Savunma Sistemi. Türkiye'nin yerli ve milli kıyı savunma sistemi projesi olan Barbaros, Aselsan tarafından geliştirildi. Atmaca füzelerini kıyıdan fırlatabilen, uzun menzilli su üstü harbi görevlerinde kullanılabilen, mobil veya sabit platformlar üzerine kurulabilen Barbaros sistemi sayesinde Mavi Vatan güvence altına alınacak. 14. Roketsan Akya Torpido. Türkiye'nin milli ağır sınıf torpidosu Akya envantere girmeye hazırlanıyor. Roketsan tarafından geliştirilen akustik güdüm sistemiyle hedefi takip edebilen, denizaltı savunma harbi görevlerine kullanılabilen Akya Torpido'nun reis sınıfı milli denizaltılara entegre edilmesi bekleniyor. 15. Orka Torpido. Milli hafif sınıf torpido Orka, Aselsan ve Roketsan tarafından ortak geliştirildi. Akustik güdüm sistemiyle hedefi takip edebilen, denizaltı savunma harbi görevlerine kullanılabilen Orka'nın Preveze sınıfı denizaltılara entegre edilmesi bekleniyor. 16. Bayraktar Akıncı B. Türkiye'nin yerli ve milli taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın B versiyonunda 2 adet 750 beygirlik motor gücü bulunacak. Standart Akıncı'ya göre çok daha yüksek irtifa ve faydalı yük kabiliyeti bulunacak olan Akıncı B'nin de çok yakında envantere girmesi bekleniyor. 17. Bayraktar Akıncı C. Akıncı serisinin en güçlü modeli olacak olan Akıncı C, 2 adet 950 beygirlik motor gücüne sahip olacak. Sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olarak hizmet edecek. Keşif, gözetleme, istihbarat, su üstü harbi, kara hedeflerini vurma gibi görevlerde Akıncı C çok yüksek faydalı yük kabiliyetiyle ön plana çıkacak. 18. Bayraktar DİHA. Milli dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı projemiz Bayraktar DİHA'da da sona gelindi. Baykar tarafından geliştirilen elektrikli tahrik sistemiyle sessiz ve gizli hareket edebilen DİHA, TCG Anadolu gemisinde kullanıma alınacak ve keşif, gözetleme, istihbarat gibi görevlerde kullanılacak. 19. Bayraktar TB3. Türkiye'nin milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin katlanır kanatlı ve TCG Anadolu gemisine konuşlandırılabilecek versiyonu olan Bayraktar TB3, klasik TB2 modeline göre neredeyse 2 kata yakın faydalı yük kabiliyeti artışıyla Türk Deniz Kuvvetleri'nin asli vurucu unsurlarından birisi olacak. 20. T-625 Gökbey. Türkiye'nin milli genel maksat helikopteri Gökbey'in de bu sene envantere girmesi bekleniyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen ve milli TS-1400 motoruyla yüksek performans sağlayan Gökbey helikopteri, taşıma, kurtarma, yangın söndürme, keşif gibi görevlerde kullanılacak. 21. Alpagu Blok 2. Türkiye'nin yerli ve milli kamikaze insansız hava araçlarının en yenisi olan Alpagu Blok 2, STM tarafından geliştirildi. Elektrik motoruyla sessiz ve gizli hareket edebilen Alpagu Blok 2, otonom veya manuel olarak hedefi takip edebiliyor. Kale kollar, üst bölgeleri, kara araçları ve deniz platformlarına monte edilebilen Alpagu, düşmana geçit vermeyecek. 22. Milli Uzay Roketi. Türkiye'nin uzay aracı projesi artık tamamlanmaya yaklaştı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen uydu fırlatma, uzay araştırma ve savunma amaçlı kullanılacak Milli Uzay Roketi'nin 2023 yılında ilk test fırlatmasını yapması planlanıyor. 23. Alka-Nev, yönlendirilmiş enerji silahı. Türkiye'nin
yönlendirilmiş enerji silah ailesine yeni katılan Alkan Nev, Roketsan tarafından geliştirildi. Lazer ışınıyla hedefi yok edebilen ve insansız hava araçlarıyla roketler ve hava mermileri gibi tehditlere karşı kullanılacak olan bu yeni silahın da çok yakında devreye alınması bekleniyor. 24. Şimşek dolanan mühimmat. Bildiğiniz gibi TUSAŞ, Şimşek adında bir hedef uçak üretmişti. Bu hedef uçağın üzerine bir de harp başlığı ekleyen TUSAŞ, yeni bir dolanan mühimmat projesini başlattı. TUSAŞ tarafından üretilen Şimşek dolanan mühimmat, jet motoruyla yüksek hızlarda hareket edebiliyor ve hedefi otonom veya manuel olarak takip edebiliyor. 25. FNSS ZAHA. Türkiye'nin yerli ve milli amfibi zırhlı araç projesi FNSS ZAHA, Türkiye Cumhuriyeti'nin TCG Anadolu gemisine konuşlandırılacak. Özellikle denizde alabora olmama özelliğiyle dikkat çeken FNSS ZAHA sayesinde Türk ordusu düşman kıyılarına güvenle çıkarma yapabilecek. 26. Aselsan insansız mini tank. Aselsan ve Katmerciler ortaklığıyla geliştirilen mini tank projesi kablosuz bağlantı üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor. Hedef tespiti ve vuruş yapabiliyor. Böylece Türk askerinin can güvenliğini maksimum seviyeye çıkartıyor. Projenin bu sene tamamlanıp envantere girmesi beklenmekte. 27. Roketsan Yalman Füze Atıcı. Türkiye'nin yeni nesil roket ve füze atıcı sistemi Yalman çok yakında tamamlanıyor. Roketsan tarafından geliştirilen farklı türlerde füze ve roketler fırlatabilen Yalman, uzun menzilli kara hedeflerini vurma görevlerinde kullanılacak. Taktik tekerlekli zırhlı araçlara veya sabit platformlara da entegre edilebilen sistemin çok yakında kullanıma alınması bekleniyor. 28. Roketsan Karaok Füzesi. Türkiye'nin omuzdan atılan tank savar füze projesi Karaok'ta sona gelindi. Roketsan tarafından üretilen tandem savaş başlığıyla zırhlı hedefleri imha eden Karaok füzesi, kısa menzilli şehir çatışmaları ve zırhlı araçların da dahil olduğu çatışmalarda oldukça önemli roller üstlenecek. 29. Çakır Füzesi. Türkiye'nin ilk sürü özellikli seyir füzesi Çakır, 150 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. TÜBİTAK SAGE ve Roketsan tarafından geliştirilen Çakır, gelişmiş güdüm sistemleriyle hedefi her seferinde kesin olarak imha etmeyi garanti altına alıyor. Uzun menzilli su üstü harbi ve kara hedefleri vurma görevlerinde kullanılacak olan Çakır füzesi, Anka, Kızıl Elma, TCG İstanbul ve Milli Muharip Uçak gibi pek çok farklı platforma entegre edilecek. 30. Kuzgun Füzesi. Kuzgun Mühimmat Projesi, TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü yani SAGE'nin kurum içi inisiyatifi ile başlattığı bir proje. Kuzgun mühimmatının birbirinden farklı modüler harp başlıklarıyla donatılmış, itkili ve itkisiz, kanatlı ve kanatsız toplam 9 farklı modelinin geliştirilmesi planlanıyor. 31. TRG 230 İHA Projesi. Türkiye'nin yerli ve milli havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG 230 İHA, Roketsan tarafından geliştirildi. Aktif güdüm sistemiyle hedefini rahat bir şekilde bulabilen ve inanılmaz yüksek hızlara çıkabilen TRG 230 İHA, son yapılan test atışlarında 140 km mesafedeki hedefi vurmayı başarmıştı. 32. SOM J. Türkiye'nin milli havadan karaya seyir füzesi SOM'un minyatür versiyonu olarak geliştirilen ve F-16, F-35, Milli Muharip Uçak gibi platformlara entegre edilecek olan SOM-J'nin aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava araçlarında da kullanılması bekleniyor. 33. Siper Füzesi. Milli uzun menzilli hava savunma füzemiz Siper'in ilk bloğunun bu sene envantere girmesi bekleniyor. Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen Siper füzesi aktif radar güdüm sistemiyle hedefi takip edebiliyor. Balistik füzeler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları gibi tehditlere karşı kullanılacak Siper füzesinin ilk versiyonunda 100 ila 150 km menzil değerine ulaşılması beklenmekte. 34. TRLG 230 füzesi. Türkiye'nin milli karadan karaya seyir füzesi TRLG 230 Roketsan tarafından geliştirildi. Lazer güdüm sistemiyle hedefi bulabilen bu füze, uzun menzilli kara hedeflerini vurma görevlerinde kullanılıyor ve çok namlulu roket atar silah sistemiyle fırlatılabiliyor. 35. Tayfun Balistik Füzesi.
Türkiye'nin ilk test atışında 561 kilometre mesafedeki hedefi imha edebilen en uzun menzilli füzesi Tayfun, çok yakında tamamlanarak envantere girecek. Füzenin en dikkat çeken özelliğini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıkladı ve füzenin menzilinin en az 1000 kilometre olacağını resmen ilan etti. 36. MKE Deniz Topu. Türkiye'nin milli 76 mm deniz topunu MKE üretti. Hava savunma harbi, su üstü harbi, kara bombardımanı yapabilen bu silah 16 km standart, 20 km artırılmış menzil değerine sahip. Ayrıca Aselsan tarafından üretilen atış kontrol ve atış kontrol yazılım sistemleriyle donatılan MKE'nin deniz topu bu sayede en dalgalı denizlerde bile hedefi vurmayı garanti altına alıyor. 37. MIDLAS. Türkiye'nin milli dikey atım sistemi MIDLAS, Türkiye Cumhuriyeti'nin donanma unsurlarında kullanılmak üzere milli kaynaklarla geliştirildi. Böylece Amerikan menşeli dikey atım sistemlerine olan bağımlılığın tamamen ortadan kaldırılması hedeflenirken, MIDLAS platformunun ilk olarak TCG İstanbul gemisiyle envantere girmesi bekleniyor. 38. Tolun Minyatür Bomba. Aselsan ve TÜBİTAK SAGE ortaklığıyla geliştirilen minyatür bomba, küçük boyutu ve ağırlığıyla insansız hava araçlarına kolayca entegre edilebilecek ve savaş uçaklarında da yüksek miktarlarda taşınabilecek. Bu özelliğiyle tek bir sortide daha fazla hedefi imha etme kabiliyeti Türk ordusunun envanterine kazandırılacak. 39. Gökdeniz Hava Savunma Sistemi. Türkiye'nin milli yakın hava savunma sistemi projesi olan Gökdeniz'de TCG İstanbul gemisiyle birlikte envantere girecek. Aselsan tarafından geliştirilen bu silah 35 mm topla donatıldı ve her türlü hava tehdidini yakın mesafeden imha etme görevini üstleniyor. 40. Kale KTC 3200. Türkiye'nin milli turbojet motoru Kale KTC 3200'ü adı üzerine Kale grubu üretti. Seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi platformlara entegre edilip güç verecek olan motorun seri üretimi ise başlatıldı. 41. Kale KTC 1750. Yerli turbojet motorlardan bir diğeri olan KTC 1750, Kale Arge tarafından geliştirildi. Özellikle Çakır seyir füzesi gibi platformlara entegre edilecek. 42. Kale KTC 3700. Milli turbojet motorumuz yine Kale Arge tarafından geliştirildi. Bu motor daha çok uzun menzilli seyir füzelerinde kullanılacak. 43. TİTJ 300. Milli turbojet motoru Tİ tarafından geliştirildi ve milli füze projelerine itki gücü sağlamak için kullanılacak. 44. TİTS 1400. Milli turboşaft motorumuzu Tİ geliştirdi. 1400 şaft beygir güç üretebilen TS-1400, T625 Gökbey genel maksat helikopteri ile envantere girecek. 45. Tİ-TF-6000. Türkiye'nin yerli ve milli turbofan motorunu Tİ geliştirdi. 6000 libre itme gücüne sahip, Kızıl Elma ve Anka 3 gibi platformlara entegre edilecek olan bu dev motorun bu sene tamamlanması bekleniyor. 46. Batu Tank Motoru. Türkiye'nin milli 1500 beygirlik tank motorudur. BMC Power tarafından geliştirildi. Altay ana muharebe tankı gibi platformlara entegre edilecek ve Nisan 2021'de ilk ateşlemesi yapılan bu tank motorunun 2023 yılı bitmeden devreye alınması bekleniyor. 47. Azra Zırhlı Araç Motoru. BMC Power tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli 600 beygirlik zırhlı araç motoru, Kirpi, Vuran, Amazon gibi zırhlı araç platformlarına entegre edilecek bu motorun teslimatları ise yavaş yavaş başlıyor. 48. Delta ve Uzay Motoru. Milli ve yerli kaynaklarla geliştirilen sıvı yakıtlı uzay motorumuzu Delta ve Uzay Teknolojileri üretti. Uydu fırlatma, uzay araştırma ve savunma amacıyla kullanılacak olan motorun 2021 yılında ilk ateşleme testi ise başarıyla gerçekleştirilmişti. 49. TÜBİTAK Milli Ramjet Motoru. Uzun menzilli süpersonik füzeleri geliştirmek için başlatılan Milli Ramjet Motor projesinde yavaş yavaş sona gelindi. Süpersonik hızlarda çalışabilen ve Gökhan hava füzesi gibi platformlara entegre edilecek olan TÜBİTAK Milli Ramjet Motoru'nun bu sene envantere girmesi bekleniyor. 50. Tİ-TF 10.000. Türkiye'nin yerli ve milli
Afterburner yani art yakıcı özellikli ilk turbofan motoru. TEİ tarafından geliştirilen 10.000 libre itme gücüne sahip olan bu motor, milli muharip uçak gibi platformlara entegre edilecek ve geliştirme çalışmaları devam ediyor. 51. Baykar Yapay Zeka Teknolojisi. Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen yapay zeka, görsel duruş tespiti, temel obje tespiti, gimbal obje tespiti, görsel iniş destek, yer işareti tanıma ve yapay zeka destekli it dalaşı gibi alanlarda büyük kabiliyet artışını sağlayacak. Yapay zeka sisteminin bu sene devreye girecek Bayraktar TB3 ve Kızıl Elma ile beraber kullanıma alınması bekleniyor. 52. Roketsan Milli Uydu Fırlatma Sistemi. Roketsan tarafından geliştirilen yerli ve milli uydu fırlatma sistemi. Bu uydu fırlatma roketi, uydu fırlatma aracı ve uydu fırlatma merkezi olmak üzere 3 ana bileşenden oluşan kompleks bir yapı. Uydu fırlatma roketi, 400 kilogram yük taşıyabilen 2 kademeli bir roket ve yapılan testler sonucunda 2023 yılında bu imkanın gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. 53. Aselsan Çakıl Milli İşlemci. Aselsan tarafından geliştirilen yerli ve milli ilk mikro işlemci. 32 bitlik bir mimariye sahip olan Çakıl, 180 nanometre teknolojisiyle üretildi. 100 MHz frekansta çalışabilen Çakıl, savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılacak. 54. Altay Tankı. Türkiye'nin ana muharebe tankı Altay en sonunda envantere giriyor. Otokar tarafından geliştirilen ve seri üretime alınan Altay tankımız ilk etapta Kore menşeili motorla geliştirilip teslim edilecek olsa da inşallah Batu tank motorunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesiyle beraber Altay tankında motor olarak da yerli seçeneğe geçilecek. 120 mm top, 12.7 mm uçak savar ve 7.62 mm makinalı tüfekle donatılan 1500 beygirlik motoruyla ciddi bir güç unsuru olacak olan yerli tankımız, aktif koruma sistemi, lazer uyarıcı sistemi ve kompozit zırh gibi özelliklere sahip. 55. Otokar Arma 2 Zırhlı Araç. Milli zırhlı personel taşıyıcımız Arma 2'de envantere giriyor. Otokar tarafından geliştirilen 8x8 taktik tekerlekli platform, 25 mm top ve 12.7 mm makinalı tüfekle donatılıyor. 56. Otokar ISV Zırhlı İç Güvenlik Aracı. Türkiye'nin milli 4x4 zırhlı iç güvenlik aracı ISV, Otokar tarafından geliştirildi. Farklı iç güvenlik görevleri için farklı konfigürasyonlarda üretilebilen ISV adı verilen bu araç, personel taşıyıcı, su topu, komuta kontrol ve ambulans gibi farklı versiyonlara sahip. 57. Bayraktar TB2S versiyonu. Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar TB2, uzun süredir envanterde ama S versiyonu çok yakında devreye girecek. S versiyonu standart TB2'ye göre uydu kontrol özelliğine ve daha fazla yük kapasitesine sahip. 58. Havelsan Kapkan. Kapkan, insansız kara aracı, yüksek manevra kabiliyeti sağlayan tekerlekli yapısıyla her türlü koşulda, değişik görüş şartında üstün harekat kabiliyetine sahip olacak. Taktik sahada kullanılacak faydalı yükler dışında gerekli görüldüğü durumda silah taşıyabilen ve düşmana taarruz gerçekleştirebilen Kapkan, Havelsan otonomi paketi sayesinde otonom şekilde görev icra edebiliyor. 59. Milli Sürü İHA Teknolojisi. Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava araçları arasındaki iletişim ve koordinasyonun sağlanması için STM ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Milli Sürü İHA Teknolojisi devreye giriyor. Birbirleriyle haberleşebilen ve ortak hedeflere yönelen insansız hava araçlarının oluşturduğu sürü halinde hareket eden yeni nesil bir teknolojiyi ilk etapta Kargo 2 Kamikaze insansız hava aracı kullanacak. 60. Hava SOŞ Projesi. Türkiye'nin Milli Hava Elektronik Harp Sistemi projesinde teslimatlar başlıyor. Aselsan tarafından geliştirilen hava SOŞ sistemi, düşman radarlarını tespit etmek, bozmak ve aldatmak için kullanılacak. Elektronik harp kabiliyetine sahip olan bu uçaklar, 4 adet Bombardier Global 6000 tipi uçağın modifiye edilmesiyle üretildi. 61. Hürkuş C. Türkiye'nin milli hafif saldırı uçağı Hürkuş C TUSAŞ tarafından geliştirildi. Hürkuş A ve Hürkuş B eğitim uçaklarının silahlı versiyonu.
12.7 mm makinalı tüfek, 20 mm top sistemi, aynı zamanda güdümlü füze ve serbest düşürme mühimmatları taşıyabilen Hürkuş C yüksek manevra kabiliyetiyle ön plana çıkıyor. 62. Aselsan Akkor Aktif Koruma Sistemi. Türkiye'nin milli aktif koruma sistemi Akkor devreye giriyor. Zırhlı araçları ve tankları, tank savar roketleri ve füzelerden korumak için geliştirilen aktif koruma sisteminin ilk olarak Altay tankıyla beraber devreye girmesi bekleniyor. 63. Roketsan Milli Kompozit Tank Zırhı. Türkiye'nin yerli ve milli tank zırhı Roketsan tarafından üretildi. Altay ana muharebe tankı gibi platformlara entegre edilecek olan bu kompozit zırh, reaktif ve pasif zırh özelliklerinden oluşan 3 farklı katmandan oluşuyor. Kinetik enerjili mermiler, tank savar roketleri ve mayınlar gibi tehditlere karşı Türkiye'nin ana muharebe tankı Altay'ı yüksek bir düzeyde koruyacak olan yerli tank zırhımızın büyük bir ihracat potansiyeli de mevcut. 64. Aselsan Radar Soğurucu Boya ve Malzeme. Türkiye'nin milli radar soğurucu boya ve malzemelerini Aselsan geliştirdi. Uçak, helikopter, gemi ve zırhlı araç gibi platformlara uygulanacak, radar dalgalarını soğuran ve absorbe eden boya ve malzemelerin bu sene tamamlanarak devreye alınması, özellikle Bayraktar, Kızıl Elma ve Milli Muharip Uçağı da uygulanması bekleniyor. 65. STM Alpagut Dolanan Mühimmat. Milli Dolanan Mühimmat ailesine yeni katılan Alpagut, STM tarafından geliştirildi. Alpagut, kamikaze insansız hava aracının dolanan mühimmat versiyonu, kendi kendine hareket edebilen, hedefi tespit eden ve imha eden bir sistem. Uydu bağlantısıyla uzaktan kontrol edilebilen Alpagut, tek er tarafından taşınabiliyor. 66. STM Boyga Havan Taşıyan İHA. STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen, 81 mm havan mühimmatı atabilen, döner kanatlı insansız hava aracımızın bu sene tamamlanarak envantere girmesi bekleniyor. 67. STM Togan Otonom Döner Kanat İHA. STM'nin taktik mini İHA ürün ailesinin bir parçası olan Togan, otonom uçuş kabiliyetine sahip döner kanatlı insansız hava aracı. 30 dakika havada kalabilen ve 10 km menzile sahip olan Togan, tek er tarafından kolayca taşınabiliyor. 68. Azap 500 km menzilli Kamikaze İHA. Robit Teknoloji tarafından geliştirilen Azap Kamikaze insansız hava aracı, yüksek hızlı ve uzun menzilli bir kamikaze platform. 500 km menzile sahip olan Azap platformunun çok yakında tamamlanarak envantere girmesi ve özellikle düşük radar kesit alanıyla düşman hava savunma sistemlerini alt etmesi bekleniyor. 69. Çoklu taşıma salanı. Çoklu taşıma salanı, birden fazla yükü aynı anda taşıyabilen bir salan. Bu salan, yüklerin ağırlık merkezini dengeleyerek güvenli bir şekilde kaldırılmasını ve taşınmasını sağlıyor. Aselsan'ın geliştirdiği bu taşıma salanı sayesinde uçakların her bir yük istasyonunda bir yerine 4 füze taşınabilecek. Bu da özellikle SİHA'ların imha kabiliyetini ciddi manada artıracak. 70. Uçbey Vitol İHA. Bioteksan tarafından üretilen ve ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen Uçbey bulutaltı insansız hava aracı, dikey iniş kalkış özelliğiyle 3,5 metre kanat açıklığına ve 22 kilogram kalkış ağırlığına sahip. Elektrik motoruyla 3 saatte havada kalabilen Uçbey'in çok yakında envantere girmesi bekleniyor. 71. Aselsan Murat AESA Radar. Aselsan tarafından geliştirilen Murat, aktif elektronik taramalı, yani AESA ateş kontrol radarı. F-16 Özgür projesi ve Akıncı İHA'da kullanılması planlanan Murat'ın aynı zamanda Bayraktar Kızıl Elma'ya da takılması bekleniyor. 72. Aselsan Korhan Silah Sistemi. Aselsan tarafından geliştirilen Korhan, 35 mm top sistemine sahip ve müthiş bir imha kabiliyetini sunuyor. Korhan, hava savunma, kara savunma ve kıyı savunma görevleri için özel olarak tasarlandı. Yüksek atış hızı, hassas nişan alma ve uzaktan komuta kontrol özellikleriyle Korhan'ın çok yakında envantere girmesi bekleniyor. 73. Aselsan Kamyona Monteli Obüs. Aselsan mühendisleri tarafından geliştirilen kamyona monteli obüs, 155 mm 52 kalibrelik top sistemi. Kamyona monteli obüs, yüksek hareket kabiliyeti ve atış gücünü Türk ordusuna sunuyor. 74. Boran, havada taşınabilir çekili obüs. Helikopterlerle taşınabilen Boran,
yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen 105 mm'lik 30 kalibrelik bir topa sahip. Böylece yüksek bir manevra kabiliyetini Türk ordusuna sunan Boran obüslerinin çok yakında teslim edilmesi bekleniyor. Ve son olarak 75. Türkiye'nin otomobili TOGG. Gerçi kendisi bir silah olmasa da silah kadar etkili bir ürün. TOGG, Türkiye'nin otomobili girişim grubunun kısaltması ve ilk yerli elektrikli otomobilimizin adını temsil ediyor. TOGG'un ilk modelleri C-SUV ve C-Sedan olacak. TOGG otomobili akıllı teknolojileriyle donatılan ve tüm Türkiye tarafından büyük merakla beklenen bir otomobil. 2023 yılında ilk teslimatları başlayacak olan TOGG için bildiğiniz üzere çekilişler ve ön siparişler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'e ilk teslimatlar yapıldı ve tüm Türkiye TOGG'a sahip olmak için büyük bir hevesle bekliyor diyelim. Peki tüm bu 75 müthiş proje arasında sizler en çok hangisini beğendiniz? Lütfen yorumlarınızı yazın. Ayrıca Türkiye yerli ve milli olarak neleri üretiyor diye size soran tüm arkadaşlarınıza bu videoyu kanıt olarak göndermenizi ve tüm sosyal medyaya yayarak cümle aleme gövde gösterisi yapmanızı rica ediyoruz diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.